Şimdi öncelikle burada muhterem iki hocamız, karşımda da siz muhterem Hazirun Müslemiyon'la beraber mensup bulduğum üniversitenin hocamız. Burada olunca hatırıma şey geldi, merhum dedemin. Burada birçok hocamız anlattılar maziden hatıralarını. Merhum dedem de bir gün köyüne bir heyet geliyor. Heyetin daha sonra kim olduğu, daha sonra ben onu dedemin dediğinden değil, dedem hiçbir zaman da fark edemedi. İmam Efendi'nin dedeme o zaman daha çocuk, 1918 tevellüdü. İmam Efendi'nin dedeme şöyle dediğini kendisi bana naklediyor. Evladım, şuradan geç, seni kimse görmesin. Sakın ha, burada ne yaptığınızı da kimseye söyleme. Niye? Çünkü Kur'an okuyor. Dedem okuma yazmayı bilememiştir yani. Ali okulunda öğrenmişti okumayı. Ali okulunda bir iki şey. Ali okulunda böyle karşımdaki yaşlı amcalarımız falan çok güzel söylediler. Okuma yazmayı öğreniyorlar yani askerde. Aynı zamanda dedemin hatıralarında keşke kaydetseydim nasıl Türkçe yazar okuduğunu kendisi okurdu bize. Tanrıdır, tanrıdır o yanık sesiyle okurdu yani. Şimdi bu muhterem hocalarım yanınca zihnende bugün ben kendim için şunu gördüm. Hiçbir şekilde şu çalışmamı yapmasaydım kafi olurdum. Ya da şöyle söyleyeyim. Dinlediklerimi şöyle özetleseydim ne anlatmak veya anlatmayı düşündüğüm şeyleri zaten bugüne kadar gelen hocalarım da çok sarih bir şekilde söylediler. Bir bu. Tabi bu bunca hocam yanında da istibdadın manevi boyutunu da görüyorum ben. Ne söyleyeyim, ne söylemeyeyim şeklinde. Zihninde de birçok şey gelip gidiyor. İstikdat kelimesi hocamın da bahsettiği gibi Mezdet-i Zehra'nın zeminin tesisi için istikdadın kalkması lazım. Yani istikdadın da hürriyetin ilanı olarak yücelttiği meşrutiyetin ilanı ki bugünkü bütün basında enteresandır hürriyetin ilanı geçer. Meşrutiyetin ilanı ifadesi çok nadirdir. Hürriyetin ilanı. Hatta bu usta yakın tarihimizin üstadlarından Zafer Tarık Tuna'ya da bu konudan anlattığı eserde Hürriyetin İlanı ismini verir. Veya İnkılab-ı Azim olarak geçer. O dönemdeki meşrutiyet. 10 Temmuz 1325 yılında yani 23 veya 24 Temmuz 1908 yılında ilan edilmiş. Diğer bir şey enteresandır. O ilan edilen bayram, ben kendi konum itibariyle açıkça söyleyeyim. Ben Çanakkale Savaşları'nda çalıştım. Şöyle bugün itibariyle düşündüm. Yani nereye koyayım, nasıl ilişkilendireyim? O dönemi incelerken şunu gördüm. 10 Temmuz gazet günlerinde o güne hep şu ifade kullanmıştır. 10 Temmuz İd-i Saidi. 10 Temmuz Mutluluk Bayramı ki Üstad da meşrutiyeti meşrut ilanı anlatırken İnkılab-ı Mes'ud olarak tanımlayacaktır meşrutiyeti. İnkılab-ı Mes'ud. Yani Ayd-i Said Mutlu Bayram şeydir. Bu çerçevede sizler de fazla sabrınızı zorlamadan buraya yazdıkların bir kısmını tay ederek geçerek meşrutiyet dönemini siyasi terimlerini veya olayları bahsinden gireceğim. Zaten tevhidimde de Mezzet-i Medet-i Zehra oturumu konusu itibariyle sadece bu kadar geçiyorum. İstibdat, meşruiyet ve hürriyet kavramları. Bediüzzaman'da nasıl? Bir de münazarattan önceki üstadın neşriyatına baktığımız zaman gerek Volkan gazetesinde, gerek gazetelerde şunu fark ettim. Münazarattan önce zaten üstad bu konudaki fikirlerini hepsini söylemiş. Daha sonra yeni bir şey söylememiştir. Tabi olarak en fazla geçen terim meşrutiyet olmuştur. Osmanlı siyasi literatüründe anayasalı ve meclisi saltanat hilafet rejimi olarak geçen meşrutiyet ve düğün zamanda İnkılab-ı Mes'ud olarak görülmektedir. Diğer taraftan meşrutiyet İstibdatla beraber istibdat zehrini giderecek ilaçtır.
İstibdat ise zulmün temeli ve tahakkümdür. Bir de parantezinde şunu söylemekte fayda mı arz ediyorum. 10 Temmuz'da ilan eden hürriyet veya meşrutiyetten sonra 31 Mart hafızasına kadar geçecek 9 aylık süreç boyunca şu konuşulanlar, söylenenler ve bugün itibariyle bir mukayese yaptığımız zaman da aynı şeyler, aynı seviyede konuşabiliyoruz. O gün itibariyle çok rahatlıkla meşrutiyetin özelliklerinden birisi gazete patlaması oluyor. Belki epey bir gazete açılacaktır. Gazetelerde ulema fikrini beyan edecektir. Çok rahattır. O ulemadan birisi de Bediüzzaman'dır. İstibdat zulmün temelidir, tahakkümdür. Mevcut meşrutiyet uygulamaları ve keyfilikleri ise meşrutiyetten Bediüzzaman'a göre değildir. İstibdattan gelmektedir. Ne kadar iyilik var? Meşrutiyetin ziyasındandır. Ne kadar fenalık var? Ya ehli istibdatın zulmetinden yahut meşrutiyet namıyla yeni bir istibdatın zulmündedir. Esasında Bediüzzaman istibdat tanımına meşrutiyet dönemindeki uygulamalarla yeni bir yorum veya meşrutiyetin ilanıyla veya hürriyetin ilanıyla 31 Mart'a giden süreçteki mevcut iktidarın her ne kadar hükümette olmasa bile İttihat ve Terakki'nin uygulamalarının müstebidane bir şekilde tahammül ettiğini, dönüştüğü de açık seçik beyan edecektir. Bu beyanı sadece Bediüzzaman yapmamaktadır. Dönemin diğer uleması Mehmet Akif'ten veya biraz sonra bahsedeceğimiz Zevat'a kadar hepsi de ehli İttihat ve Terakki'nin bu uygulamalarından muzdariptir. Zaten meşrutiyete giden yolda veya yolun taşlarını da döşeyen esasında bu uygulamalardır. Bu keyfiliklerdir. Bu keyfi uygulamalar ise önceki istibdat dönemini bitirmek bir yana ileride olacak hadiselerin temel sebeplerinden olacaktır. Bu durumu Bediüzzaman'ın münazaratında ismen geçmese de telbihen geçtiği Mizan gazetesinin çıkaran Mizancı Murat. Hürriyet değerinde kendisi içeri alınıyor bir yazısından dolayı. Hürriyet değerinde bedava hapsedilmez. Esbab-ı kanuniyeden başka usulü kanuniye de lazım. Hiçbiri ortada yoktu. Diyerken meşrutiyet döneminin uygulamalarından bahsedecektir. Yine aynı muzdaripliği o dönemi hatıratında ve bugünkü Mektebi Harbiye'nin önde gelen kişilerinden olan Ahmet Bedevi Kur'an da hatıratında halk istibdat devrine hasret almaya başlamıştı diyecektir. Said Halim Paşa ise bu dönemdeki uygulamalıkları, keyfilikleri yani hürriyetin gelmesiyle beraber hürriyetin oluşmadığını beyan için dünkü casus ve rüşvetçiler başımıza hürriyetçi, inkılapçı ve vatanperver kesildiler diyecektir. Mehmet Akif, bir de İstanbul'a geldim ki bütün çarşı pazar naradan çalkalanıyor. Öyle ya, hürriyet var. Galeyan geldi mi mantık savuşulmuş. Doğru. Vardı aklımdan o gün her kimi gördümse zoru. Aslında hürriyetin terakkisi sıkıntısı vardı meşrutiyet ilanıyla beraber 31 Mart'a kadar. Veya bugün itibariyle bakın 15-20 yıl öncesine kadar konuşamadığımız şeyleri bugün rahatlıkla konuşabiliyoruz. Ama bazen öyle yorumlar, öyle şeyler duyuluyor ki akıl ve izan terazisinden uzaktadır. Meşrutiyeti tabi Bediüzzaman'ın meşrutiyeti meşrua şeyine koyması. Meşrutiyeti meşruadan maksadın İslami kurallarla tedip edilmiş, donatılmış ve ona esas olan bir meşrutiyet. Bu meşrutiyeti meşruayı müteradif uygun bir şekilde hürriyete de hürriyetin ilanı sonrası Sultanahmet'te 3 gün sonra itibariyle İttihat Terakki'nin ergenlerine gittiği Selanik'te de verdiği nutkunda ey hürriyeti şer'i diyerek Ayasofya Camii'nde İttihat-ı Muhammedi Cemiyeti'nin kuruluşu esnasında verdiği hutbede de hürriyeti İslam ile tehdit edin veya kuşatın İslam ile mücehhez edin şeklinde mealinde beyan edecektir.
münazaratın içinde geçen diğer hadiseler, 31 Mart hadisesi, 31 Mart hadisesine ilişkin hem divan-ı halb-i örfide hem de münazaratta bu ustad değinecektir. 31 Mart hadisesine derken divan-ı halb-i örfide sonra sağını solunu fark edemeyenler haşa şeriatı istibada müsait zannederek tuti kuşları gibi şeriat istedi demekle hakikati maksat ortadan anlaşılmaz oldu demiş. Devamında fakat zemin bataklı ve dam ve tuzak serilmişti derken 31 Mart hadisesine bugünden bakarken değişik bir okuma. Şöyle okuyun ya, bu hadiselerin derinliğinde şunlar da var diyecek. Damla ve tuzak hazırlanmıştı. Ne münazarat ise de zaten planlar serilmişti. İşte o zaman yalan olarak hakimiyet maskesiz takınan bazı evitler o ismi mukaddese tecavüz ettiler. İşte cahil bir et bir noktayı siyah derken hala bugün de malum olmayan çevrelerin 31 Mart hadisesindeki rolüne de değinecektir. Yine ben Ahmet Bedevi Kur'an Bediüzzaman Cağız yokuşundan yukarı çıkarken görmüş, durumu sormuş. Bediüzzaman'ın meşrutiyet muhafaza edilecektir beyanını belirtecektir. Veya o konuyla ilgili çalışması olan Sina Akşin ise doktora çalışmasında İttihat-ı Muhammedi veya Derviş Vahdeti'yi bunun mesul olup gösterirken çok hafif bir şekilde 31 Mart hadisesinin arkasında gerçek şeriatçılar mesul değildir diyecektir. Bunları sayarken de Bediüzzaman'ın gerçek İslamcılar mesul